Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Excel VBA'da kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bugün anlatacağım konu aslında yine uzun bir konu ama bir giriş yapacağız. Fonksiyonlar yapısına giriş yapacağız. Excel'de temel olarak biz SAP'la birlikte oluşturduğumuz bir prosedür yapısı vardı. Ayrıyetten bir de fonksiyon yapıları mevcuttur arkadaşlar ama şimdilik o fonksiyonun kullanıcı tanımlı kısmına yani kendimizin bir formül fonksiyon yarattığı kısmından ziyade Excel'in kendi içerisinde bulunan işte şuradaki formül yapılarını VBA'da nasıl kullanırız? Bir prosedür içerisinde nasıl kullanırız? Onunla bir giriş yapmak istiyorum. Fonksiyonlar kelime anlamı olarak tüm yazılım dillerinde program içerisindeki parametrelerle birlikte bir takım hesaplamalar yapmamıza yarayan yapılardır arkadaşlar. Bunlar kendi içerisinde gömülü fonksiyonları olduğu gibi yani buradaki fonksiyonların içerisindeki bunların hepsi Excel içerisinde gömülü birer fonksiyon, birer işlevdir. Kullanıcı tanımlı fonksiyon ya da İngilizcesiyle Creating User Defined Function yapısı şeklinde kendimizin oluşturduğu bir fonksiyon yapısı tanımlayabiliyoruz. Bugünkü sadece Excel içerisinde gömülü olan fonksiyonları nasıl kullanacağız, neler yapabiliriz böyle ufak bir giriş yapmak istedim. Dediğim gibi şimdiye kadar anlattıklarım çok havada asılı kalmış olabilir ama konular ilerledikçe ve örnekler çoğaldıkça çok daha anlaşılır olacağına eminim. Şu anda mesela döngüler yapısına, işte nesne yapısına giremedik. Bunlara giremeyince benim biraz elim kolum bağlı kalıyor örnek verme konusunda. Ama bu işin de üstesinden geleceğiz, bu işin de altından kalkacağız arkadaşlar, ona eminim. Yine 6-11 F11 yapısıyla ben bir modül açayım buraya. Şimdi şöyle bir prosedür açalım. Mesela iki sayıyı toplayacak bir prosedür açayım. Ne yazabiliriz? Mesela şöyle dim bir x sayısı olsun. Integer dim ys integer dim zs integer yapısında 3 tane değişken tanımladım. Şimdi x yapısını bir input box yapısına bağlayacağım. Hemen bir input box yapısı yazalım. Ne diyelim? İlk sayıyı giriniz. Y de ikinci sayımız olsun. Yine bir input box yapısına bağlıyorum. İkinci sayıyı giriniz diye şu ilk sayısı değil de ilk sayıyı giriniz şeklinde. Amacım kullanıcıdan bir x bir de y sayısı almak ve bunları da z değişkeniyle normal bildiğimiz basit şekilde toplama yani operatör kullanarak toplama işlemi yapacağım. Daha sonra bunu bir mesaj box yapısına yazalım. Ne diyelim? Şöyle toplam ondan sonra birleştir. Araya bir boşluk ekleyelim. Hatta şuraya da bir boşluk ekleyelim. Şuraya da bir birleştir yapısı atalım. Toplam boşluk birleştir. Boşluk yine birleştirelim. Ne yazalım? Z. Yani pardon bunu şey içerisine almayacağım. Zaten bir değişken. Yaptığım işlemle kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyeceğim. Sonra ardından ikinci sayıyı girmesi isteyeceğim ve ikisinin toplamını mesaj box kutusuna yazdıracağım. F5'e ha pardon şu şöyle F5'e bastım. İlk sayıyı girin.
Örneğin 2. Enter'ladım. İkinci sayı girdim. 5. Ne dedi? Toplam 7 olarak bana yazdırdı. İşte ne dedim? 12. İkinci sayı 5. Toplam 17 şeklinde bir yapıyı ben buraya Excel'e yazdırdım. Nasıl yazdırdım? Değişken tanımladım ve yanına bir operatör, yani bir toplama operatörü kullanarak bu işlemi basit bir şekilde yaptım. Ama şimdi bazı yerlerde operatörler yetmiyor. Yani sonuçta 4 işlemle bitmiyor işlemlerimiz. Bazı fonksiyonel yapıları, işte hücre toplamlarını vesaire gibi Excel'in kendi içerisinde gömülü fonksiyonları kullanmak zorunda kalıyoruz. Ve hatta daha da ileriye gidip, işte VBA'nın farkı da buradan çıkıyor. Gömülü olmayan bir fonksiyon yapısını, bir kafamızda ya da hesaplamamız gereken bir matematiksel işlemi VBA'ya tanıtıp bunu artık Excel'in bir fonksiyonuymuş gibi kullanma durumunda olabiliyoruz arkadaşlar. Bu da zaten VBA'yı normal Excel yapısından ayıran bir yapı olarak düşünebilirsiniz. Şimdi ikinci bir örnek yapalım. Mesela SAP yine bir prosedürle çalışıyoruz. Hala fonksiyon yapısına gelmedik. Toplam 2 diye bir prosedür açtım ben. İşte şuradaki yapıları ben direkt buraya kopyaladım. Yani sonuçta 3 tane değişkeni ben yine tanımladım. X ve Y'yi girmesini istedim kullanıcının. Şimdi Z kısmına geldiğim zaman X ve Y'yi topla demiyorum. Onun yerine Excel'in kendi içerisinde tanımlı olan mesela topla formülü vardı. O formülü burada kullanmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Bunu worksheet, yani buradaki çalışma sayfasında function yapısını getiriyorum ve noktaya bastığım anda bana kendi içerisinde hani enum sabitleri vardı hatırlarsanız. Hani onun gibi düşünün. Noktadan sonra kendi içerisinde tanımlı olan formülleri, yapıları bana buraya getiriyor. Mesela bunlar tabii ki İngilizce, Türkçe değil. Örneğin topla fonksiyonumuz neydi bizim? İşte sum fonksiyonu. Bunu getirdik. Ne dedim? Sum. Parantezimi açtım. Benden bir argüman yapısı istiyor. Yani diyor ki hangilerini toplayacağım. Ben de diyorum ki X ve Y'yi topla. Daha sonra yine message box kutusuna bunu yazdır ve şeyi işlemi bitir. İlkinde ne yaptık? Operatör kullanarak bir toplama işlemi yaptık. İkincisinde ise Excel'in kendi içerisinde bulunan toplam yapısını worksheet function yapısıyla sum değerlerinin içerisine parametresini girdim ve bana bunu toplamasını istedim. Tekrar F5'e bastım. İlk sayıyı girin diyor. Mesela 40. İkinci sayıyı gir. 20. Toplam 60. Yani ikisi de aslında aynı işlemi gördü. Ama ilkinde bir operatör yapısı kullandık. İkincisinde ise Excel'de kendi içerisinde gömülü olan bir fonksiyon yapısını kullandık arkadaşlar. Şimdi şunları bir silelim. İşte başka bir örnek yapalım. SAP. Mesela ortalama prosedürün içerisinde bir ortalama yapısı kullanalım. Yine dimx s integer, dim y s integer, dim z s integer yapısını kullandık. Şimdi bunu mesela parametrelerle, operatörlerle nasıl yapardık? İşte iki sayıyı gir ve ikiye böl. Yani kaç tane sayı varsa ona göre böl. Ortalamasını o şekilde al diyebilirdim. Yine ben x'i bir input box yapısına yerleştiriyorum. Diyorum ki yine ilk sayıyı giriniz. Input yanlış yazdık. Y değerini yine şöyle kopyalayalım. İkinci sayıyı giriniz diye bunu da bir input box yapısına getirelim. Şimdi yine bir gömülü fonksiyon yapısını, yani ortalama fonksiyon yapısını kullanmak istiyorum. Bir daha yazalım. Neydi? Worksheet function nokta.
Neydi? Ortalamanın İngilizcesi average. Geldim. Dedim ki abi bana x ve y'in ortalamasını bul. Ondan sonra bunu da bir mesaj box yapısına getir. Ortalama birleştir. Bir boşluk birleştir. Z diyelim. Z'ye tanımladığımız için. Şimdi F5'e bastım. İlk sayı istedi. 10. Enter. İkinci sayı 2 girdim. O işte 12 bölü 2'den ortalaması 6 dedi. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela 7 girdim. İkinci sayıda 2 girdim. Şimdi 7 artı 2 9. Böl 2 işte 4,5 vermesi lazım. Enter'a bastım. Ortalamayı 4 dedi. Niye 4 dedi? Çünkü ben değişkenlerimin son yani sonuncuyu bir integer yapısında tanımladım. Yani bir tam sayı yapısında tanımladım. O yüzden işte mesela integer olmasa ne olabilir? İşte double mesela double yapısını kullanabiliriz. Double yapısını kullandığımızda double neydi? Double değişkenlerimiz bizim yani virgüllü bir ondalıklı basamak ortaya çıkartabiliyordu. Şimdi yine F5'e bastım. 7, 2, daha demin 4 veren sonuç artık 4,5 olarak tanımlanabiliyor. Niye? Artık integer yapısından çıktım. Yani bir tam sayı yapısından çıktım. İşte onun yerine x ve y'yi de bir double yapısı kullandığım için işte 2,5 artı işte 3,1 dedim. Ortalamasının 2,8 olduğunu bana message box kutusunda döndürmüş oldu arkadaşlar. Worksheet function yapısı dediğim gibi bunun başına bazen application da gelebiliyor. O sizin nesne yapınıza bağlı. Nesnelere geldiğimizde o konuya da değineceğiz. En basit şekilde kendi içerisindeki gömülü fonksiyonları bu şekilde kullanabiliyoruz. Tabii bunun dışında çok daha önemli olan bir nokta kullanıcı tanımlı fonksiyonlar var. Onun için tabii ki artık prosedür yerine fonksiyon yapısını tanımlayıp bir fonksiyon oluşturup bu fonksiyonu Excel'e tanımlayacağız. Bir sonraki videoda da bu şekilde olacak arkadaşlar.